Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir fincanımı niyetlendim, kapattım. İzleyenlerim adına niyetlendim. Sizler de bu ara neyle alakalı, neye duymaya ihtiyacınız varsa gönlünüzden bir geçirin. Bakalım bugün falımız bize neler söyleyecek, hep birlikte dinleyeceğiz. YouTube'daki o güzel yorumları yazan herkese buradan selamlar. Gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum arkadaşlar ben. Çok teşekkür ediyorum. Her bir yorum mutlaka okuyorum. Nereden ulaşım sağlayacağız size diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi açalım bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep birlikte falımızı dinleyelim. Evet, şurada ağız ağza vermiş dışarıdan bir konuşmanız var. Açar açmaz ilk bunu gördüm. Dışarıdan bir bağlantınız varsa bir işinizle alakalı olarak bir konuşmanın söz konusu arkadaşlar. Bir konuşma yapıyorsunuz, resmini ağza ağza vermişsiniz. Bir masada toplanmış bir aile toplantısı olarak görüyorum burada. Bir koç kafası gibi çıkmış burada. Bir hani şimdi bir adağınız mı gerçekleşiyor? 1, 2, 3 kişi var bu koç kafasının altında. Ki biri de burada dışarıda durmuş. Bir 3 kişi var. Bir kişi de bu koç kafasını tutuyor. Yani 4 kişininle alakalı olan bir durumla bir netlik kazanacak durumunuz var. Bir kurban adağınız varsa gerçekleştirilmesi gereken bir durum var. Ama bu resmen koçun kafasını siz tutuyorsunuz. Bu dileğinizde 3 kişinin muradıyla alakalı bağlantısı olan bir dileğiniz olabilir arkadaşlar. Burada bir aile toplantısı gibi görüyorum sizi. Bir dikdörtgen gibi, hatta üçgen, yani tam kare değil, üçgen görünümlü kare şeklinde bir toprak, bir arsanın üzerine çıkmış bir üç kişi var arkadaşlar. Üç kişiye pay edilecek şurada bir büyük duruyor. Belki bir büyük yönlendirecek ya da bir adil olacak, bir orta yol bulacak şeklinde bir durum vermiş. Bu o, bir büyük dediğim kişinin hemen altında böyle bir süredir var olan, yani bu büyük de aslında şöyle düşünün, amcalar pay edecek. Bir üç kişi pay ediyor. Dördüncü kişi çok böyle silik çıkmış. Sizin babanızın ya da işte annenizin payına düşen miras durumunda üç kişi netleşiyor. Herkes bunu kendi hayatına göre değerlendirsin. Çünkü üç kişilik bir ailenin bir toprak alacağı ve babasına danışacağı gibi bir durum da olabilir bu. Hani ben gördüğümü yorumlayayım, artık takdiri sizin. Şimdi yüreğiniz bir süredir gerçekten sıkıntılıymış, fakat çok da güzel bir ay doğmuş. Fark ettiyseniz şurada beyaz bir çizgi şeklinde yüreğiniz ikiye bölmüş. Fakat bu süreç, bu maddiyatla beraber çok aydınlığa doğru ilerleyen bir başlangıç olarak vermiş fincanınız bana. Çünkü şöyle baktığım zaman etrafta bu sıkıntılı süreci aşacağınızı gösteren bir fincan var. Şimdi bir kere şurada şurada bir karışıklığınız var. Hemen şurada bir kuş çıkmış, bir haber alıyorsunuz. Kademe kademe bir yükselişiniz var. Resmen kademe kademe yükseldikten sonra elinizi açmış böyle Naim Süleymanoğlu gibi böyle bir yükü iki elle kaldırdığınızı görüyorum. Bir başarınız söz konusu arkadaşlar. Şu karışıklıktan sonra bir başarı elde ediyorsunuz. Bu iş yeriyle alakalı olabilir. Hane durumunuzla alakalı olabilir. Bir şu an yaşamış olduğunuz arkadaşlarınızla alakalı bir mevcut olan durum, hani bir konu, her ne ise bu, bununla alakalı bir aklanmanız ve kendinizi kanıtlamanız var. Çok net çıkmış. Şimdi arkadaşlar, bir yolunuz var. Yolunuzdan gelen böyle bir leylek gibi sanki yükünü almış bir haberiniz söz konusu. Yoldan haber bekliyorsunuz. Bununla alakalı iki kişi var yoldan, yolun ağzında bekleyen. Şurada güzel bir kese var. Bir birikim, belki bir küçük bir para birikimidir bu. Bilmiyorum ama güzel bir kısmet, peş peşe alacağınız bir kısmetler var. Burada iki tane kısmet çıkmış arda arda. Hanenize gelecek olan güzel bir kısmetli ol. Yani şöyle, şu sıkıntıyı hakikaten aşıyorsunuz ve kısmetlerin peş peşe gelişi var. Şurada bir kararsızlığınız var. Bir iniş bir çıkış şeklinde göstermiş. Tam toparladın derken bir iniş yaşamışsınız. Tekrardan silkeleni toparlamaya yüz tutmuşsunuz. Tekrardan bir iniş, yani sizi demoralize eden bir durum olmuş.
Fakat sonrasında güzel güzel iki tane dileğiniz var. Burada iki dileğinizin de önü o kadar aydınlık ki. Şuradaki yol çok temiz. Yolun sonunda bir soru işaretini gidermeniz söz konusu. Bakın şöyle soru işareti çıkmış. Yani güzel bir cevap alıyorsunuz bu yolla alakalı gidişte ya da gelen kişilerden. Bir netlik kazanıyor, bir durumunuz aklınızda soru işareti olarak kalmıyor. Yani yüreğinizin büyük bir kısmını şuradaki maddiyatla alakalı bir sıkıntıya vermişsiniz. Fakat şuradaki karışıklığınız ise gerçekten iş yeriyle alakalı olabilir. Bir kendini kanıtlama söz konusu bir durumda. Ve güzel peş peşe gelen buradan kısmetler görüyorum. Yani genel anlamda falınızın aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Ya şurada bir tane yüzük gördüm bu arada. Yüzük gibi böyle bir sevinç var. Bir kalp çıkmış. Temiz bir kalp. Bu böyle bir yüzük ama sonrasında temiz bir sevince bağlıyor. Hani ailedendir ya da sizsinizdir. Bir kişinin temiz bir yuva kuracağı, kısmetli bir işi. Ama bu şeyle gönül işi yani çok net yüzük ve kalbe dönmüş iki kişinin buluşması söz konusu. Ha sizsinizdir hayatınıza biri girer ciddi anlamda hayatınızın aşkıyla tanışırsınız. İkinci evlenebilirsiniz ilk kez sevgili bulabilirsiniz ya da haneden birinin güzel bir murada erecek bir hanesi çıkmıştı öyle söyleyeyim size. Hani abidir kardeştir bilemiyorum ama güzel bir haneye başlangıcı yapacak bir kişi var. Şimdi arkadaşlar. Öyle ki bu bahsettiğim bu karışıklıkta Naim Süleymanoğlu gibi güç kaldırıyorsunuz dedim ya. Siz iki kişiyi resmen idare ediyorsunuz bu iş yerinde. Bu iş yeriyle alakalı olarak bir yük çıkmış. Hani patronunuz da siz hallediyorsunuz diye yükü yükledikçe yüklemiş yani. Yani 5 tane iş yapma hacminiz var, yeriniz var diyeyim size ya da hani yapınız var. Hani bu patron, müdür bir üstünüz sizin. Resmen 10 tane iş yüklüyor ama siz de hani maşallah diyeyim yani iş aşkı mıdır bu, azim midir bilmiyorum. Başarılı bir karakterin olduğunu çıkmış. Sizin başarılı bir karakter olduğunuz çıkmış. İki kişi resmen sizin sırtınızdan geçiniyor iş yerinizde. Fakat bu karışıklıktan sonra kendinizi kanıtlamanız da çok net ve aydınlık da çıkıyor. Yani ben sizin hak ettiğiniz yere gelişinizi, mevki belki yükselme, belki maaş yükselmesi bilemedim ama böylesi güzel bir aydınlığınız da var açıkçası. Maddiyatla alakalı da kesinlikle bir hak ediş var haneye gelecek. Diş problemi yaşayan arkadaşlarım olabilir. Çünkü kök dişi çıkmış. Yani resmen arkanızda biri destekliyor. Bir diş yani çok net bir diş görüyorum. Kaldı ki destekli gördüğünüz biri var. Bir diş acısı yaşayabilirsiniz. Böylesi bir net diş gördüm. Yani bu falımda da böyle bir diş çıkmış. Burada kalabalık bir grup var. Şimdi bu kalabalık grup bir H harfi, bir B harfi. Bursa'nın B'si, Hakkari'nin H harfi. Ve bir balık var burada. Şimdi böylesi bir insandan gelecek olan bir yardım, bir desteğiniz olabilir arkadaşlar. Bir misafir diyeyim, bir kalabalık gruba kendinizi kanıtlamanız söz konusu ya da bu H harfi ve Bursa'nın B'si dediğim harfli bir insan size ciddi anlamda, bakın bu kendiniz olabilirsiniz. Ciddi anlamda birilerine ya yardımınız dokunacaktır ya da ciddi anlamda size güzel bir destekte bulunacak bir iki kişi çıkmış burada ve bu da kısmete bağlamış. Bu kalabalık size iyi gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum bir proje yaptınız ve bu projeyi de bir sunuma dönüştüreceksiniz. Kalabalık bir ortamda bir kalabalığa sunacaksınız. Bu iki harf verdiğim kişilerin de güzel bir bu durumu idare etmesi, size yardım etmesi söz konusu. Ve siz bu işten alnınızın akıyla hayırlı bir şekilde çıktığınızı görüyorum. Ben bunu bu şekilde yordum ama siz bunu iş yerinde kendinizi haklamak olarak görün. Ailede olabilir, çevrenizde olabilir. Ben bunu yorumladım. Artık takdir sizin arkadaşlar. Böylesi bir durum içerisinde olduğunuzu çok net görüyorum. Bakalım tabağımızda gördüklerimiz bu kadar. Fincanımız bize neler söyleyecek? Şimdi sizin bu kalabalığınız gerçekten bitmiyor ya. Gerçekten ve kalabalığınız ikiye bölünmüş. Siz iyi niyetle bakıyorsunuz ama sizi takdir edenler ve sizi kıskananlar şeklinde bir insanın elinde
Elinde bir silah duruyor, bir haber verecek size. Büyük bir insan, aile bireyleri olabilir. Büyük bir insanın size ya bu maddiyatla, bu tarla tezekle bahsettiğim miras durumuyla alakalı bir haber gelebilir size. Çünkü çok net elinde silah tutan bir insanın haber verişi var. Çok da güzel bir burada Y harfi gibi çıkmış ama balığa da dönmüş biraz. U harfi, Y harfi olabilir bu. Böylesi bir insandan gelecek temiz, hiç beklemediğiniz bir anda haberiniz var. Ciddi anlamda sizi, yani kıskanan insanlarla sizi onure edecek insanların kalabalığını görüyor musunuz? Şöyle zaten tabak oldukça hani biraz nazarlı, biraz sözlü çıkmış açıkçası. Ha, hanenin içinde birisi sizi baş tacı yapıyor. Gayet hanenin içinde bir insanla beraber görüyorum. Hayatınıza devam ederken yalnız olmayacaksınız. Hanenin içerisinde bir kişi sizi baş tacı yapmış arkadaşlar. Çok net bir şekilde güçlendiğinizi görüyorum burada. Maddiyatınız var. Birinin baş tacı şeklinde başında tutuyor o insan sizi. Haneniz güzel aydınlık aslında. Hani bir karışıklığınız var. Net. Yani bu miras olayları ama babanızdan ama annenizden bir karışıklıkla size gelecek, ben size söyleyeyim. Ha, ev almayı düşünüyorsanız bu miras diye değerlendirdiğim işi kendi ev alırkenki yaşayacağınız sıkıntılı bir süreç olarak vermiştir. Bunu siz kendiniz takdir edeceksiniz. Burada bir zürafa gibi boynu uzun, kısmetini de arkaya almış bir insan görüyorum. Ya hiç ummadığınız bir yerden çok güzel bir çıkış noktası gibi düşünün bunu. Güzel bir insan böyle size bir kısmet sunacak. Hani belki aracı olacağı bir iş, aracı olacağı bir ev alma, aracı olacağı bir mirası denkletme, hani orta yolu bulma gibi düşünün. Hiç beklemediğiniz bir insandan güzel bir destek alacaksınız. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ben ayrılmış, aldatılmış, boşanma, mahkeme olan insanların da açıkçası bu süreçte önceliği maddiyatla alakalı sıkıntılı olduğunu görüyorum. Ve gelecekte de boşanmalar sonuçlanır, yeni biriyle beraber güzel bir hayatta kurulduğunu görüyorum açıkçası. Yani başarınıza başarı katıyorsunuz, insanlar da sizi konuşuyor. Ya ben bu ara üst üste herkes hep şey gördüm, çok konuşulan, çevreniz tarafından ciddi konuşulan bir durum gördüm. Bu ara üst üste görüyorum. Arkadaşlar silkeleyin. Yani arkadaşlarınızı, dostlarınızı, akrabalarınızı, sizin halinize nazar bıraktığına inandığınız insanlarla görüşmeyi azaltın. Önce can, sonra canan moduna geçin. Açıkçası sonrası da olsa ferah, kısmetli bir falınız var. Yani süreci sonlandırıp artık iyi bir döneme gireceğinizi ifade eden bir faldı benim için. İnşallah güzel söyledim. Her şey sizinle olsun. Bir kere YouTube'daki o güzel yorumlar için her birinize tek tek arkadaşlar dönmem mümkün değil. Çok fazla çok teşekkür ediyorum. Artık gitgide büyüyoruz, çoğalıyoruz. O yüzden dönemiyorum ama her bir yorumu mutlaka okuyorum. Nereden ulaşacağız Buket Hanım diye siz soruyorsunuz bana yorum olarak. Buket'le kahve falan Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük falımın sonuna geldim. Her gün yeni bir video yüklüyorum. Şu süreçte özellikle her şeyden önce sağlıkla kalmanızı temenni ederim. Önce can, sonra canan. Yani bu falın modu buydu açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.